Evet arkadaşlar merhaba. 19 Mart 2022 Cumartesi günü akşam üstü programında, akşam programında yani gece programı demeyelim artık. Amerika oluyor gece programında. Akşam programında Saint Cloud'dayız Fransa'da. Evet gerçekten çok cazip bir program burada bizi bekliyor. Ama hiçbir şey imkansız değil. Rast getireceğiz mutlaka. Rast gelecektir diyoruz ve hemen değerlendirmelerimize geçiyoruz. Evet, bu arada tabii dün Mooney Valley'de çok şanssızca bir 4'te 4 giderken inanılmaz bir sürprizle karşılaştık. Bir kişi kazandı gerçekten. Yani orada şimdi bir şey dikkatimizi çekti. Bizim iki kişiyi beraber izliyorduk hatta. Onu ben sizinle paylaşmak zorundayım arkadaşlar. Şimdi burada biz bu şeyi tutturduk yani bu koşuyu dördüncü koşuda Yang Liang vardı bir numara. Arkadaşlar 11:25 bakarken koşu başladık tam hemen sonra bu değişim geçirdi bir anda 11:25 9:30 oldu ve direktman bu at birinci at kazandı. Devretmesi gereken bir altılı da bir kişi tutturmuş oldu. O da çok garibimize gitti gerçekten. Ama da vardır mutlaka. Yani burada tabii Avustralya gibi yani yabancı yarışlarda uzakta kaldığı için yayınların geç gelmesi bunlar bu tabii şimdi TJK'yı suçlamıyorum çünkü bilmediğimiz için ama bu tip böyle bir yani hacker falan mı giriyor araya diyor diye düşünmeye başladık. Yani nasıl olur da 5 saniyede 11:25'ten 9:30'a düşer? Bunun için zaten dar olan bir yarış bu. Kimse fazla oynamıyor ki. Yani hadi 11:25 düşsün 11'e, 10 hani 75'e de 10:30'a düşsün. Bir anda 9:30'da 5 saniye içinde biz bunu gözümüzle gördük. Yani yarış başladı ve 9:30 oldu bir anda. Ve bir numara geldi. Zaten 955 metre. Yani belki de TJK'nın içinde bir şey var, TJK'nın haberi yok. Yani bu işletim sisteminde bunlar kim ilgileniyorsa, yani bunun bir kitlenme sistemi falan yok mu? Ama biz bunu gördük arkadaşlar ve bunu da paylaşıyoruz. Yani biz burada yurt dışında oturduk, izliyoruz yani Türkiye'de olup bitenleri. Hani size de söyleyelim, Türkiye'de yaşayan olarak, yarışsever olarak sizler daha çok burada bunları bilmeniz lazım. Şimdi birinci koşuyla beraber burada Saint Cloud, Fransa'dayız. Tam 7 koşulu bir program var aslında 9 koşu ama biz burada 16:33'ten itibaren alıyoruz. Gece saat 8'e kadar, 8:10 geçe kadar koşu var. Çok zor bir koşu günü. Gerçekten küçük kupon yapacaksanız arkadaşlar, tabii siz bilirsiniz yani isterseniz 5 liralık yapın. O size kalmış bir şey. Ama burada ciddi ciddi bir miktar para yatırım yapmak gerekiyor. Bakalım şimdi Prix'la Camargo'yla başlıyoruz. Bu listed koşu. Dişiler 3 yaşlı İngilizler 1600'e çıkıyorlar. Burada 8 numaralı Bahasa Maxim Gon'la bize göre çok şanslı. Hani tek atılır mı? Yani %50 %52'ye girme o ihtimali var. 2 numaralı Hot Queen Mikel Barzalona'yla ve 5 numaralı Katuça Silvia Nuis'le burada arkadaşlar bu 3 tane safkan bizim için yeterli olur. 8, 2 ve 5 olarak geçiyoruz burayı. İkinci koşu 17:15'te Altılı Ganya'nın başlangıç ayağı. Handikap 4 yukarı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. 16 tane safkan var. Evet burada bu 16 tane safkan içerisinde günün en zor koşusu arkadaşlar bu. 8 tane at yazacağız yani yarısını yazacağız. 2 numaralı Master Boy Gregory Benoist ile son yarısını kazanmış olsa da Cagnes Surmer'de arkadaşlar Saint Cloud'da iki kere sorti yaptı. İkinciliği var. Saint Cloud'da bugün kazanmak isteyebilir. Burada da 6 numaralı Crew Dragon Oliver Peslier'le arkadaşlar kesinlikle yazılması gereken bir safkan. Açık koşullarda katılmış bir safkan bu kazanamasa da. Ama ilk kez Saint Cloud'da koşacak. O da ilginç. 9 numaralı Spark Lia Maxim Guyon'la bu da son koşusunda ikinci oldu ama Şantili'de o da Saint-Cloud'da çok evvelden koştu yani Nisan 14 Nisan'da bir koşusu gözüküyor ikinci oldu.
En son Şantil'de de bir ikincilik yaptı. İrlanda, Origin kesinlikle yazılmalı. Bir numaralı Be My Day, Alain Lemaitre ile. Zikzak yapmayı seven bir sapkan arkadaşlar. Saint-Cloud'da son koşusunu biz baz almıyoruz. Çok sert bir gruptaydı. 10. oldu ama ondan evvel Longchamp'ta bir birinciliği var. Dikkat ediyoruz bu sapkana da. 5 numaralı The Leave Freedom. Mikel Barzolana ile. Evet, Mikel Barzolana burada Cagnes Sürmer'de üçüncülük var. Çok sert bir grupta arkadaşlar. Bu safkanın Iortis Mendizabal biniyormuş. Yazmak gerekiyor onu da. 14 numaralı Laris Iortis Mendizabal'la. Evet, bakın bunu mutlaka bu safkanı yazalım. Burada. Mikel Barzolana ya bu Iortis Mendizabal'a kış kış dedi. Bu 5 numarayı getirmeye çalışacak. Ya da Iortis Mendizabal burada Laris'le günü sürprizini yapmaya hazırlanıyor. Dikkat arkadaşlar. 15 numaralı Romantic Moon. Arkadaşlar bu da Anthony Krastus biniyor buna da. Deauville'de en son bir ikincilik yaptı. Burada dikkat etmek lazım. Bu hem de baş farkıyla ikinci olmuş. Yani dikkat diyoruz ve son olarak da 4 numaralı Oxalis. Arkadaşlar yana çek, Vaclav yana çek burada. Son 3 koşusu, 4 koşusu Cagnes-sur-Mer'deydi. Saint-Cloud'da bir grup 3 koşusuna katıldı bu safkan. Orada bir şey yapamadı ama bu grubun normalde bir tık üstünde bu. Evet, 2, 6, 9, 1, 5, 14, 15 ve 4 diyoruz. Evet, bugün bu yarışları tutturmaya niyetimiz var arkadaşlar. Üçüncü koşu 17.50'de çok güzel bir çalışma yaptık çünkü. Hem biraz böyle video uzun olsa da mutlaka videoda notlarınızı ona göre alın. Söylediğimiz atların da ona göre seçimini yapın için arkadaşlar. Küçük oyuncak olan arkadaşlar. Şimdi Pirix Onymium burada grup 2 koşusu bu gözüküyor. 3 yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Evet. Arkadaşlar şimdi burada alternatif bir bankomuz var. O da 2 numaralı Mr. Profesör. Evet, burada Christophe Samuillon'la. Şimdi zaten meydandan geldi bu safkan. Önce İngiltere'den koştu. İngiltere'de koştu, koştu. Daha sonra meydana gitti. Meydanda en son bir 4 Şubat'ta ikincilik yaptı. Ryan Moore biniyordu Mr. Profesör'e. Yani kısaca bu grubun çok ötesinde bir safkan bu. Ha, tabii diyeceksiniz ki ya diğerleri nasıl falan. Evet, diğerleri de iyi arkadaşlar. Ama onlar sert gruplarda sadece Fransa'da yarışmış safkanlar var. Bunlardan bir tanesi de Dream Flight. Yani o da kötü bir safkan değil kesinlikle. Bir de bir numaralı Mr. Fancy var. O da bir alt gruplarda biraz daha böyle formlu bir safkan. Burada biz gönül rahatlığında bu Mr. Profesör'ü arkadaşlar tek geçiyoruz. Dediğim gibi burada çok daha sert gruplarda koşmuş bir safkandan bahsediyoruz. Diğer safkanlar gerçekten bu grubun çok altında kalıyor bizim bankomuz. Dördüncü koşu handikap 3 yaşlı İngilizler 2100 metreye çıkacaklar. Dördüncü koşuda arkadaşlar baktığımız yani burada bu şimdi şunu düzeltelim öncelikle yanlış anlaşılma olmasın. 2 numaralı Mr. Profesör arkadaşlar alternatif banko isteyenler için ideal ama biz bunu banko atacağız. Yani bankomuz bizim bu. Ama alternatif banko için düşünüyorsanız arkasından burada 5, 1, 4 ve 3'ü belirtmiş olduk. Onu önce bir toparlayayım ben. Burada bende de bir hata oldu. Ama biz bunu banko atıyoruz. Ama alternatif banko düşünenler bunu hani yok biz buraya bunu banko atmayız dediğiniz anda 5, 1, 4, 3'ü de düşünmesi lazım. Evet, şimdi dördüncü koşuya geçtik. O 3 yaşlı İngilizler 2100 metre. Arkadaşlar burada 14 tane at var. Biz 5 tane at yazacağız. Ama bunu tabii bu 5 tane safkan buraya hani bunun ötesine de geçebilir bu yarış. Onu söyleyelim. İlk atımız 4 numaralı Wroclaw Maxim Guyon'la. Evet, burada ilk kez koşacak Saint-Cloud'da Wroclaw Cagnes-sur-Mer'de bir sortileri var.
İkinci hatımız 800 numaralı Mary White, Alexis Pushin'le. Evet, bu da 3 tane kuzi Lyon Paris'i de yapmış. Uzun zamandır koşmuyor. 12 numaralı Cartesio, Corel Pakut'la. Arkadaşlar inanılmaz dandik atlar koşuyor burada. Onu söyleyeyim yani, öyle şeye falan bakmayın. Hani burada sıfırları, yedileri, dokuzları görüyorsunuz. Evet, Cartesio arkadaşlar 3. adımız Corel Pakut'ta. Biliyorsunuz Apprenti bazında bu oldu. Corel Pakut hala Apprenti ama bindi atların çoğunu getirmeye çalışıyor ve kaliteli antrenörlerle ve gruplarla çalışıyor. Onu söyleyelim, 12 numara. Ve 1 numaralı Charlie Boy, Christophe Samuillon'la. Evet, burada Charlie Boy böyle bu grubun böyle bir tık üstünde kalıyor gibi duruyor. Ama inanın hiçbir farkı yok. Ve 2 numaralı Rock of Spirit, Stefan Pasquale'le. Burada o da Pornichet'te bir ikincilik yapmış durumda. Tabi burada yer olanlar bu 3 numaralı Preteritik. Preteritik. Burada bunu da yazabilirler. 4 tane arka arka üçüncülüğü var. Cagnes Sunweb, Lyon La Sol, Fontainebleau. Böyle gezdikçe üçüncülük yapmış. Gezdikçe üçüncülük yapmış bu safkan. Evet. Burasını 4, 8, 12, 1, 2, 3 arkadaşlar geçiyoruz. Ve inanın bu yazdığımız adların dışında bir at gelebilir orada. Yani o ayak normalde H'lik bir ayak ama dediğim gibi evet. Zor bir gün. 5. koşuda isim Prix Exbury. Grup 3, 4 ve yukarı İngilizler 2000 metreye burada çıkacaklar. Evet arkadaşlar, burada 2 numaralı Scaletti günün ikinci bankosu. Evet, burada Maxim Yon'un bindiği bu Scaletti arkadaşlar. İkinci banko. Zaten bu safkan grup safkanı, grup atları dışında herhangi bir yarışta göremezsiniz bunu. München'de, yani Münih'te bir 100 bin euroluk bir grup bir koşusunun birinciliği var. Longchamp'ta arka arka iki tane birinciliği. Scaletti zaten biliyorsunuz. Yani en son Longchamp'ta favori olduğu yarışta hayal kırıklığına uğrattı. Orada biz de yine tek atmıştık bu safkanı. Ben çok iyi hatırlıyorum. Dördüncü oldu. Ama ondan sonra arkadaşlar dediğim gibi burada 130 günlük bir arası gözüküyor şu anda. Bendeki lisede son birinciliği yok arkadaşlar, söyleyeyim. Son dördüncülüğü var. Bendeki lisede o son birinciliği gözükmüyor. Evet, bizim ikinci bankomuz. Altıncı koşudayız şimdi. Handicap 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. 18 tane safkan var. Evet. Son iki koşuya da biraz at yazacağız. Onu söyleyeyim. Bu 18 at içerisinde 1 numaralı Pasalito Maxim Guyon'la mutlaka yazılmalı. Yani bir evvelki yarışta da gerçi bizim bankomuza biniyor ama olsun. 7 numaralı Indico Enzo Kruvet'le arkadaşlar. Burada Cagnes Sulmer'de genelde gözükmüş bir safkan bu. Evet, 8 numaralı Black Chess. Burada Lea Balis'le ve bu Bayan Jockey arkadaşlar. En son St. Cloud'da 26 Kasım'da koştu. Yine kendisi biniyordu. Çok daha sert bir grupta. Bu grup biraz daha hafif ona. Kesinlikle ihmale gelmez bu 8 numara. 11 numaralı Welcome Moon. Adrien Lemaitre ile tam grubunu buldu arkadaşlar. Yani biz bunu normalde alternatif banko yapmamız lazım bu atı. Ama çok karışık burası. 11 numaralı kulvardan çıkıyor bir de. Ama 11 numarayı kesinlikle ihmal etmiyoruz. Kuponlarımıza yazıyoruz arkadaşlar. St. Cloud'da en son Kasım ayında yapmış olduğu üçüncülükte zaten Master Boy ve Jaco Boy'un arkasından burada üçüncülüğü var. Hem de favori çıktığı koşuda. 14 numaralı Buti diyoruz. Fabio Branca'yla. Evet, o da sürpriz arayacak burada ki bu gücü var. Bu grupta çok da kötü bir grup değil onun için. Ve 13 numaralı On The Edge diyoruz. Iortiz Mendizabal'la. Arkadaşlar burada bu Companion diye
bir Ekim ayında bir birincilik yapmış daha evvelden iki kere arka arka. Fakat Şantilly'de 12 at içerisinde 11. oldu 18 Şubat'ta. Yani tabii bilemiyoruz, belki de yine Yortiz Mendiz Abal biniyordu. Belki de atı düşürmek için yaptılar arkadaşlar, hiç ihmale gelmez. Hiç ihmale gelmez. Çok 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 dikkat diyoruz. Ve mümkünse bir 16 numaraya da Topinambur diye bir safkan var burada, 16 numara. Thomas Turier'in bindiği, Saint-Cloud tecrübesi olan bir safkan bu. 1 Ekim 2021'de Saint-Cloud'da bu grup ayarında bir grupta arkadaşlar birinciliği var. Böyle bir yerde asla ihmale gelmez bu 16 numara. 1, 7, 8, 11, 14, 13, 16 diyoruz. 7. ve son koşuluyuz arkadaşlar. Evet. Videomuz uzun olsa da videomuz size para getirecek arkadaşlar. 4 yukarı İngilizler 2100 metreye çıkacaklar. 17 tane safkan var. Evet, bu 17 safkan içerisinde normalde 5 atımız var bizim. Bakalım bunlar nelermiş hemen. 11 numaralı Filosofi Yortiz Mendizabal'la. Mutlaka bizim şu an ilk atımız bu. Yortiz Mendizabal'dan bugün güzel bir şey olabilir. Bu safkanla 7 Ekim 2021'de Jules Maubian ikinci oldu. Hem de boyun farkıyla. 14 numaralı Lancetti Bayurzan Murza Bayevle. O da Almanya'da genelde biniyor ama bu bildiği atlar için buraya geliyor. Mutlaka yazalım bunu da. Alman pasaportlu safkan. 6 numaralı Nobil Donna, Maxim Guyon'la. Evet, burada arkadaşlar bu safkanda eğer bir aksilik olmazsa ilk 4'e girebilecek bir safkan. 6 numara. 2 numaralı Darendi Geraint Mosse ile. Evet, burada Geraint Mosse ile Saint-Cloud tecrübesi olan bir safkan. Ancak sona doğru, yani Aralık yılın sonuna doğru Şantili ve Pornichet'in iki defa ikinciliği var. En son Şantili'de de tekrar o biraz sert bir grupta 7. oldu. Marie Venon'la. Bunu da yazıyoruz ve en son 16 numaralı Zinki Kera. Zinzikera, evet. Sebastian Marriott'la. Burada baktığımız zaman bu da arkadaşlar Cagnes-sur-Mer'de en son bir alt grupta ikincilik yapmış bir safkan. Burada yer olanlar için arkadaşlar 4 numara La Barillette ve 3 numara Kingspack. 4 ve 3'ü de mutlaka arkadaşlar yazmamız gerekiyor. Evet, La Barillette, Michael Barzona ile Saint-Cloud'da en son bir 6.lık olan yapan bir safkan. Tecrübesi var ve en son Deauville'de de sert bir grupta ikinciliği var. Ve 3 numaralı Kingspack, Leo Russell ile burada bayağı bir alt grupta kendini göstermiş durumda. Ama Şantili'de de zamanında sert gruplarda kazanmış, inanılmaz farklı performansları farklı gruplarda, yani alt gruplarda da üst gruplarda da hem iyi koşulları var, zaten 9 yaşında safkan, hem de kötü koşulları var. 11, 14, 6, 2, 16 diyoruz. 4 ve 3'te yer olanlar için söylüyoruz ama 4'ü mutlaka yazalım. Arkadaşlar Saint-Cloud'la ilgili videomuz her ne kadar uzun olsa da dediğimiz gibi bu videoları izleyenler, gerçekten at yarışını, yabancı at yarışını kazanmak isteyenler mutlaka günün birinde çok güzel ikramiye alacaktır. Hayatınızdan 15 dakikayı not alarak geçirmeniz yeterli, herhangi bir ücret ödemeden. Evet, bir sonraki yarış gününde görüşmek üzere. Herkese bol şans, hoşça kalın.